Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden sıfır olarak karşılaştırma günü, bam güm çarpışıyor her şey, bütün markalar. 4 sene öncesinde 5 TL vs 20 TL diye bir video yapmıştım. Bu videoya ilginiz için çok çok teşekkür ederim. Artık bunun güncellenmesi gerektiğini ve yeni bir şeyler çekmem gerektiğini söylediğiniz için de bu videoyu yapmaya karar verdim. Bugün 10 tane farklı sprey boya markasını karşılaştıracağız. 5'ini farklı, 5'ini farklı bir şekilde karşılaştıracağım. Bunların en ucuzu 10 TL, en pahalısı 450 TL. Hatta 457.94 kuruş falan böyle yani. O bu paralara satılan bir sprey boyadan bahsediyoruz. İnanılmaz paralar gerçekten yani. Kafayı yiyeceğiz. Gidiyorum ben. Hızlıca duvarda görüşelim. Hadi. İçeri. Dört sene önceki fiyat kaosuyla 4 sene sonraki fiyat kaosu ve marka farklılığını denemeyi çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videodan farkımız şu. Önceki videolarda grafiti için üretilen özel boyalardan kullanmıştık. Yani Montana 94'ü Nalbur boyasıyla karşılaştırmıştık. Şimdi o zamanlar Montana 94 20 TL idi. Şu an Nalbur'dan aldığım en kötü boya 20 TL. İşte bize aradaki farkı yansıtacak şeyler, yapı marketlerden ve Nalbur'dan aldığımız boyaları karşılaştıracağız. Ben yine bir şekilde 10 liralık boyayı buldum. Sinek öldürdü. Sinek, sinko. 10 lirayı buldum bir şekilde, 10 lirayı çözdük. Ama ondan sonrakilerin fiyatları inanılmaz fark ediyor ki, hele ki bir tanesinin içinde bir boya var, kendisi 457.94 TL'ye satılıyor internette. Ama ben bunu Nalbur'dan 34.90 almışım. Altlarına yazdım hepsi unutmayayım diye. Hemen hemen 42 lira bakıyorum, 37 lira, 48 lira, 30 lira, iyi. 25 lira, 84 lira. Marshall, 84, Edding, 48. En babalarından bahsediyorum. Bu var. İlk iç böyle listenin başında, yani pahalılık sırasına yaparsak listenin başında bu ilk üçlüyü göreceğiz. Ama bakalım bu verdikleri fiyata. Yani diyor ki kardeşim, ben bu boyayı 400 liraya satıyorum. Çok da iyi boyarım ha diyor mu, yoksa güzel bir şekilde bizi mi kazıklıyor özel satıcı sevgili? Ya bu arada marka ile alakalı sıkıntı yok. Yani marka bunun farkında bile değil muhtemelen. Çünkü 30 liraya aldığım boyu 450 liraya yedirebilen arkadaşa sesleniyorum buradan. Güzel. Enayileri kazıklamaya devam et kardeşim. Aynen. Ha, bu kafayla ülkenin dolarını falan nasıl? Fena. Tabii zaten dolar 100 lira olsun, gelirken güzel, giderken düşünen yok. Neyse, çok dövize girmeyeceğim. Şimdi grafiti için üretilen sprey boyları bir köşeye bıraktığımıza göre, Nalbur'dan ben grafiti yapmak istiyorum abi, pratik yapmak istiyorum abi, yeter artık gına geldi paralardan diyen arkadaşlar için aslında bu yaptım. Çünkü böyle bir yorum geldi bana. Abi biz grafiti yapmak istiyoruz ama ne kendimizi geliştirebilecek bir sprey boya alacak bütçemiz var, ne de boyayabilecek bir duvarımız var. Hadi boya kısmını duvar kısmını hallettim. Boya için gerçekten bu işe yarayabilir abi. Bununla pratik yapabilirsiniz. Bu değil. Bununla pratik yapabilirsiniz tarzı boyaları test etmek istiyorum. Umarım korktuğumdan daha kötü şeylerle sonuç almaz. Birkaç tane şeye bakmak istiyorum. İşte duvarın tutuculuğu, akışkanlığı, kep değiştirebiliyor musunuz? Ondan sonra hızlı kuruyor mu? Hangileri daha mantıklı? Hangisi daha çok işinize yarayacak? Onları test etmek istiyorum. İşlenen en çok merak ettiğim şey Edding'in sprey boyası. Çünkü hiç kullanmadım ve bu zamana denk geldi. Çünkü hep böyle alsam mı acaba? Ulan renkleri de çok güzelmiş. Alayım mı almayayım mı? Çok tribe girmiştim. Ama 200 milimlik bir sprey boya göre 48 liralık bir fiyat pahalı geldi açıkçası. Ama deneyeceğim. Bugün aldım, dedim yeter artık, denemek istiyorum. Bu zaten ayrı bir şey. Bir de şöyle bir boya var. Bu dekorun boyası. Dekor firmasının ürettiği High Tech Big Ultra Cover Spray Paint falan yazmış. Diyor ki işte bir sprey boya iki sprey boya eşittir diyor kalitesinden bahsederken. Bir de hoşuma giden şu oldu. Kapağın içine kep koymuşlar. Şurada. Ya bu kapaktan çıkan kep de Pink Fat Cap diye adlandırdığımız kalın çizgiler çizebilmeniz için. Böyle bir şey olması çok ilgimi çekti açıkçası. Üstünde de standart kendi kepi var. O zaman hızlıca ben artık denemeye geçiyorum. Bunda bu arada Duke yazmayacağım. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Bazıları siyah, bazıları renkli. Çünkü biliyorsunuz ki Nalbur boyalarında renk çok fazla bulamıyorsunuz. O yüzden sallıyorum işte Fixed'in siyahıyla Celsil'in yeşili. Yani Celsil'in yeşili iç boyaması olacak. Fixed'li siyahın outline'ı olacak. Falan filan böyle bir harmanlayacağım bunları. ABC olarak duvara geçirmek istiyorum. Yani bir Duke grafitisi değil de işte A bu boya, C bu boya, D bu boya, E bu boya gibisinden. Daha mantıklı olsun istiyorum. Daha da anlaşılır bir şekilde ilerlemek istiyorum. Okey. Ben hızlıca bir taslak atayım. Kendi Golden'la. Ondan sonra artık bakalım nelerle karşılaşacağız duvarda. Hayırlısı. We'll be right back.
A, B, C, D, E olarak yaptık. Olabildiğince bazılarını çok daha büyük, bazılarını biraz da böyle dar yaptım. Hatta bazılarına keskinlik verdim. Çünkü biliyorsunuz ki outline'da keskinliği, çizgileri çekebilmek için daha ince çalışabilmek lazım. Bakalım üstündeki kepler bunun için uygun olacak mı? Şimdi A'yı boyamaya başlayacağım. En ucuzdan boyayarak başlayacağım. İç boyaması 10 liralık sprey boya olacak. Kırmızı outline'da 25 liralık sprey boya olacak. Fixet olacak. Birini fixet, birini de gold fix. Fix menü. Bakalım. Önce keplerinde neler var onlara kontrol etmek istiyorum. Siyahımızın kepi, üstündeki standart çubuklu olan kepte hiçbir şekilde kep kullanamıyorsunuz biliyorsunuz. Kendi kepi dışında bu hoş bir şey olmayacak outline için. İç boyamaya bakıyorum. İç boyama da aynı. Çubuklu kep. Şimdi şunu merak ediyorum. Peki ben bunun kepini bunda kullanabiliyor muyum? Evet. Bayağı kötü bir kokusu var. Oraya geleceğim. Okey, bir iç boyamaya başlayalım. Outline'ı bitirelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bakalım. Oha, bayağı kırmızıymış bu arada. İyi abi. Ya, iyiymiş. Şimdi kırmızı ilk kat bu şekilde kapatmıyor. Tabii ki de yani bekledim. İlk bir böyle bir boyayı vurduğum zaman dedim ki Allah Allah nasıl yani falan dedim. Bir yükseldim. Çok güzel koyu verdi ama ondan sonra kendini zaten belli etti. Çünkü bu tip boyalarda çok fazla uçuculuk var. Yani adam pigmenti çok fazla ciddiye almıyor. Çünkü sonuç olarak adam bunu ne bileyim işte priz boyu. Boyamıyordur da. Dolap boyu ama hemen hemen aynı şey de. Çünkü baktığımız zaman adam burada diyor ki bunu duvarda da kullanabilirsin kardeşim. Tamam o zaman ben beyaz duvarımın burasını kırmızıya boyadığım zaman demek ki ben böyle bir sonuçla karşılaşacağım. Grafitiyi sap dışı bırakalım. Hadi madem öyle. Arkadaki taslak rengini hiçbir şekilde kapatmadı. Bu bacağını 3 kat yaptım. 3 katta bu koyuluğa geldi. Tek katta bu koyulukta. Biraz daha böyle artık açık kırmızıya kaçıyor. Ve 3. katta kendini salmaya başladı boya. Kendi boyası kendi üstünde duramıyor zaten. Şimdi iç boyamalara başlayacağım. Outline'ı en son yapacağım hepsinin. B'nin iç boyamasını yapıyoruz. Ah fix! 30 liralık boyayla gerçekleştireceğiz. Bunda da hiçbir şekilde alternatif ince sıkan veya kalın sıkan bir kep kullanamıyoruz. Kendi kepi dışında. Üstündeki verdiği renkten biraz daha koyu. Çok kötü değil. Yok daha fazla zorlamayacağım çünkü gerçekten kolum çok fazla ağrımaya başladı. Yine sağ tarafını 3 kat, ilk parçasını tek kat yaptım. A harfiyle karşılaştığı zaman yine B harfinin çizgileri belli oluyor, görüyoruz. Daha lacivert yaptık yani. Kırmızı diyor ki bu gri bir renk. Mavi diyor ki ben bunu koyu lacivert olarak yapabilirim. Kep çok parmak artıyor. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Ama bunda gerçekten parmağım ağrıyor şu an. Ve dedim ki daha fazla zorlamanın bir anlamı yok zaten sonuç ortada. Akma yapmadı. Şuralarda böyle bir dolmalar var. Belki duvar şu an tırtıklı olduğu için hani yüzey düz olsa %100 akacak bir boya ama yüzey tam olarak düz olmadığı için burada kendini frenleyebiliyor. İnanılmaz derecede toz yapıyor. Bu toz yapması zaten size ekstra bir zaman kaybı olacak. Çünkü onları temizlemek için bir background'a veya bir second'a ihtiyacınız olacak haliyle. Şimdi C harfine geçiyorum. C harfinde meşhur 457.94 kuruşa satılan Celsil marka boyayla yapacağız. Normalde 34.90 tabii de. Kapağına ekstra bir güvenlik önlemi almış ve ben bunu açamıyorum şu an mesela. Yani yanında bir tornavidayla falan dolaşmam lazım bunu açabilmek için. Ya da bir cam sille dolaşabilirsiniz en azından. Cam sille dolaşmayın. Bu da işe yaramıyor. Başardım. Tamam. Anahtarla çözebiliyoruz gibi. Açtık. Süper güvenlik önlemleri Celsil. Teşekkür ederiz bize bu önlemleri verdiğiniz için. Şimdi daha farklı bir kokusu var. Şey böyle. Yanık kauçuk gibi kokuyor. Ha dur şimdi bir dakika çalkalayayım da sonra şey demesinler. 3 dakika çalkalamanız lazım çünkü buraya yazmış. Aa dur şeyi unuttuk. Dur buna kep takabiliyoruz. Çubuklu kep değil. Teşekkürler. Ya şimdi şöyle bir gerçek var abi. Bak gel yakınıma. Bir defa boyayı ben sıktığım zaman
şunu yapmamalı abi. Yani neden bir anda burası koyulaşırken burası bir anda açılmaya başlıyor ve şurada bir birikim tortu karşılaşıyor benimle? Yani illa bunu 2-3 kere mi yapmam gerekiyor? Ha bir de komik tarafı şu, bak yaptığım zaman kendi basıncıyla boyamın pigmentini püskürtmeye başlıyor ve tekrar burayı açıyor bak. Evet. Şimdi burayı 3 kat yapacağım. Tek kat, iki kat, üç kat. Ben buradan kapatmadığını görebiliyorum bu arada. Sen görebiliyor musun? Şuradaki çizgileri görebiliyor musun? Evet. Sıralamaya baktığımız zaman bu taraftan daha iyi kapattığı kesin. Okey. Ama ve lakin şöyle bir sıkıntı var. Boya kendi kendini açıyor. Yani şöyle çizgiyi attığımda bir daha çizgi atarsam buranın yeşil olması gerekirken burayı beyazlatmaya başlıyor. Yani ben boyaya çok bilendim ha. Zaten bu akıntı görüntüsünü bana veriyorsa benim için zaten büyük bir israf oluyor ki. Bakın ben şurada şundan bahsetmeye çalışıyorum. Boyalarla grafiti kısmını geçelim. Ürünü satın alan bir adam olarak bunu yorumluyorum. Diyorum ki kardeşim ben beyaz duvar istemiyorum sprey boyayla. Duvarımın şu kısmına yeşil bir renkle desen vermek istiyorum dediğiniz zaman da sıkıntı yaşıyorsunuz. Grafiti sadece grafiti olarak yorumlamıyorum. Çünkü adam kalkıp şunu diyebiliyor. Kardeşim biz o sprey boyaları grafiti için üretmedik deyip yanlayabiliyor. Okey abi, o zaman ben duvarımı yeşil renge boyayamıyorsam bu ürün çok da kaliteli bir ürün demek anlamına gelmiyor. Böyle bir gerçek var. C harfimiz bu şekilde. Toz bakarsak maviden çok daha az toz harcıyorsunuz ama burada zaten bir akma başladı. Burada bir akmamız var. İç boyamasını zaten az önce karşılaştırmada gördünüz. Güzel para, 450 lira. Aynen. Gidip kendi boyamı üreteceğim ve 500 liraya satacağım. Şimdi D harfine geçiyorum. D harfinde de dekor boyasının ekstra farklı ürettiği bir boyayla yapacağım. Bu da 42 liraya satılıyor. Bunu da daha online'a edin kullanacağım. O kısma geçeceğiz. Baktığımız zaman boya böyle diyor ki abi ben iyi bir ürünüm. Bak bu benim üstümdeki yaptığım plastik sprey boyamın rengi. Ama istiyorsan altına da yazdım. Kendi kepini koymuş. Çubuksuz kebin dışında normal. İsterseniz buna farklı bir kep de koyabilirsiniz ki zaten kapağında da onu koymuş. İstersen kalın bir kep koyabilirsin. İstersen de ince kep koyabilirsin. Yani çok rahatsız edici bir kokusu yok. Şimdi burada en çok merak ettiğim şey diyor ki standart boyaların dışında sen bu boyanın yarısıyla iki tane boyayı kullanmış kadar olacaksın. Yani diyor ki benim boyam kapatıcıdır kardeşim. Okey, deneyeceğim, göreceğiz. Oh, direkt koydu abi çocuğu yani, bir şey söyleyeyim mi? Harbi koydu çocuğu yani. Toz konusuna baktığım zaman hepsinden çok çok daha iyi. Kepini biraz daha ince sıkan bir kep tercih edebilirler. Çünkü bu kepler belli bir markanın kepi. Hatta şu Pink Fete belki hiç bile gerek yok ama biz düşünerek koyduysa eğer ya da daha fazla alan boyayabilmemizi istiyorsa kalın kepi deneyeceğim üstünde verdiği Pink Fete kep. Bayağı bildiğimiz Pink Fat kepi tadını veriyor. Bu bozan yüksek basınçla az basıncın arasında bir tadında bir şey. Çünkü fat cap vermelerin mutlaka bir sebebi vardır. Basınç olayı iyi. Ama dediğim gibi standart caple zorlarsanız ince ince yapabiliyorsunuz. Kendi level cap'imi deneyeceğim. Aradaki farkı görmek istiyorum. Evet, çok daha ince çizgi çekebiliyorum. Biraz daha ince kep kullanırsanız perfect bir boya yapmış olacaksınız bu arada. Gerçekten harbiden de tek seferde kapattım ve bana da deli gibi boya kaldı. Sözünüzün eriymişsiniz abi. İki boyaya bir boyanın yarısı kadar tüketmek süper bir şey. Şimdi gelelim E harfine. Şimdi E harfinde Edding boyasını dediğim gibi çok merak ediyordum. Edding'in markalarından yola çıkarsak kaliteli bir ürün. Ama sprey boyasını ilk defa deneyeceğim. Eğer oradaki pigmentasyonu o mantığı kullandıysa hemen hemen aynı kafada olacaklar. Benim sadece çok merak ettiren şey şu, 200 milimin bu kadar fiyat olması mantıklı mı gerçekten? Bu boya 48 lira. Basamıyorum çünkü içine güvenli önlemi almışlar yine. Anahtar nerede? Üstünde yine kendi kepi var. Standart kep. Bu daha sprey boya. Bunun kokusu gerçekten şunlardan çok daha iyi. Güzel. Evet. Rengine göre kapatıcılığı iyi. Bunda da ikinci katı atarsam eğer kapatıcılığı yüksek olacak ama zaten pembe bir renk, gri pembe olmasına rağmen yani açık bir boya olmasına rağmen kapatması çok 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 iyi bence. Gayet güzel ama bitiyor yani.
Bitiyor işte abi, 200 milim az ya. 200 milim gerçekten azmış bu arada, harbiden de. İyiymiş. Çok rahatsız edici bir toz olayı yok. Güzel, beğendim. Ama 48 lira, 200 milime göre gerçekten çok pahalı bir fiyat. Okeyim bu ikisinde. Yani bu belki ama yani 10 yıllık boya B ve C harfinden biraz daha performans sağladı. Şimdi siyahlara geçiyoruz. A harfinde 25 liralık Fixet marka sprey boyu kullanıyorum. Oha be. Oo, bayağı sert. Evet, yine standart çıbıklı. Bunun dışında kullanamayacağımız bir sprey boya. Çok basınçlı. Bayağı. Şimdi siyahta önemli olan kapatıcılık, bir zaten siyah mutlaka kapatması gereken bir renk. Siyah çünkü en yoğun pigmentasyona sahip bir renk olduğu için direkt kapatması lazım. Ama grafiti için kullanacaksak eğer, önemli olan kısım şu. Akmaması lazım. Çok toz yaptı bu arada. Yani şu görüntü çok kirli bir görüntü abi. Yani bloklarını dümdüz aşağıya vereceğim. Akıyor bak. Yani şu duvar düz bir duvar olsa demek ki yandık yani. Eyvah eyvah. Şöyle bir sıkıntı var bak mesela. Bak, kendi boyasını kusuyor. Bak. Basıncıyla kendi boyasını atıyor. Zaten şurası aktı. Oh, inanılmaz toz var. Şunu öğrenmiş oldum. Demek ki sprey boyanın tüpü bu şekildeyse 10 liraya, bu şekildeyse 25 liraya alıyorsunuz. Bunu Nabur'a sordum bu arada. Dedim ki abi, arasındaki fark ne? Bu daha kaliteli kardeşim dedi. Aynen abi, kesinlikle daha kaliteli. İşinin arkasındasın. Tebrik ederim seni. Evet. Akçalımız var. Akçalıyı zaten biliyoruz ama akçalı 28 lira olmuş. Buna ben standart kep getirdim. Çünkü ben bunu kepini kaybettim abi. Yani biraz daha az tozlu. Akçalı'da da gerçekten şey var bu arada, parmak yoruyor abi. İyi. Şimdi Dekor'un standart sprey boyasını kullanacağız. Şimdi Dekor az önce morda kullandığımız da Dekor'un bir ürünüydü. Bu da diyor ki standart nalbur boyam kardeşim. Şimdi bunu göreceğiz. Yine buna kep takabiliyorsunuz. Beni çok üzdü şu an. Evet, Dekor'un bu versiyonunda sıkıntımız var. Aynı burada yaşadığımız problem gibi tam siyahı vermiyor. Arkadaki beyazı kusuyor. Çok sıvı çünkü. Sıvı olduğu için de böyle bir duvarda yayılmalar yaşıyorsak eğer, kesinlikle ve kesinlikle düz bir zeminde akmayı görecektik. Yani şey sanmayın ha bu arada, abi işte sen orada bilerek uzun tutuyorsun falan diye bir şey yok abi. Yine al, hızlı hızlı standart boyamamı yapıyorum. Bu sefer de şöyle beyazlıklar veriyor. Yani kasti bir durum yok, olsa zaten daha beter şeylerle karşılaştırabilirim sizi. Şimdi Edding'in siyahını kullanacağım. Ha, neden Dekor'u moruyla Dekor'un siyahını kullanmadım derseniz, bir fiyat sıralaması yaptığım için eşit payda gitsin istiyorum. Yani 30'da 37 lira. 30'dan 47'ye atlamak istemediğim için böyle bir şeyle karşılaştırıyorum. Ya bu siyah bu kadar zor bir boya değil ya. Niye bu böyle bir kaos yaşıyor? Bak, zorlarsam akacak. Bak, sonra bana vay abi işte bilerek akıtıyorsun da ıvır zıvır falan demeyin yani. Şuraya bir kere daha bassam akacak. Al. Bak geliyor. Bak şurada. Hop gitti. Bak, hop. Görüyorsun. Marshall'ın sprey boyasını kullanacağız. 84 lira. Kep kullanabiliyoruz. Size hangisi önereceğimi şaşkınım şu an. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim de kötülüyormuş gibi olacak. Sinek ilacı gibi kokuyor abi. Dur, çizgilerini deneyelim. Gel önce bir dakika. Su. Tamam, bence daha fazla şey yapmaya gerek yok. Gel direkt outline'ımızı çekelim biz. En pahalısı bu şu an elimizdeki. 84 liraya aldım ben bu boyayı. 60 liraya kadar
minimum bulabiliyorsunuz. Yine de 60 lira için bana verdiği şu fiyat performans gerçekten beni hüsrana uğrattı. Sonuç olarak Marshall badana da iyi bir boya ama sprey boyasında yani siyahı geçtim artık bu bildiğiniz böyle gri, pigment yok, sıvı basıyor. Yani her şeyi yaptım. Yani yapılması gereken bütün kurallara uydum ama yine de bana böyle bir tek seferde görüntü verdi. Buralarda akmış zaten. Şimdi bloklarını yapacağım. Şundan bahsetmeye çalışıyorum. Yok. Hani boya uçuyor direkt. Yani uçtuğu için de ikinci katta ben bunu iyice siyahlaştırmaya çalıştığım zaman boya kendini komple salıyor. Çünkü yani şu olmaması gereken bir şey. Ben bu boyayı hayatımda hiç sprey boya almamış biri olarak, kullanmamış biri olarak raftan alıp fiyatını ödeyip evime geldiğimde, ürünümü boyamak istediğimde böyle bir şeyle karşılaştığım zaman yani mutlu müşteri olmam açıkçası. Şu an bile mutlu değilim. Çünkü 60 lira az bir para değil. Ne kadar engellemeye çalışırsam çalışayım. Seleri söyleyemedim. Saçma oldu. Abi bu arada ağzım kimyasal dolu. Yani lütfen ne olursa olsun siz maske kullanın. Ben bir şey anlatmaya çalıştığım için maskeyi saf dışı bıraktım ama bu tip boya kullandığımızda özellikle kapalı alanlarda maskeyi kullanmayı es geçmeyin. Şu arasındaki iki siyah farkını görebiliyorsunuz zaten. Gri yani bildiğimiz açık siyah. Böyle bir şey beklemiyordum. Yalan yok. Ama komik olan kısım ne biliyor musunuz? 25 liraya aldım siyah boya. A harfinde kullandım. E harfinde kullandığım 84 zaten bir şey aldım buraya. Maşallah boya. Bu boya daha iyi. Ama dürüst olalım. Bu boya toz yapıyor. Bu boya toz yapmıyor. Bu boyada kep kullanabiliyorsunuz. Bu boyada kullanmıyorsunuz. Artık gerisine siz karar verin yani. Ben söylemek istediğimi söyledim. Küçük bir parantez geçeceğim bu arada. Niye bu kadar detaylarda boğuldum biliyor musunuz? 4 yıl önce çektiğim videoda yani 5 TL vs 20 TL videosunda biliyorsunuz ki yine benzer bir iş yaptım. Bu kullandığım sprey boyalardan bir tanesi bana bir mail attı. Ben sadece videoyu bir kullanıcı olarak objektif bir şekilde yorumladım. Tüketici olarak haklarım da var. Ama buna rağmen bu boya boyaları kötülediğim için beni davayla tehdit ettiler. Ve videonun izlenmesi 1,5 milyon. Okey. Sıkıntı yok. Ben size bir kullanıcı olarak objektif bir şekilde size yorum yapıyorum. Grafiti değil ama duvar boyuyormuşuz gibi kabullenelim. Ben burada duvarımı da boyadım. Akmalarını da karşılaştırdım. Yani yorumlarda zaten siz cevabı vereceksinizdir eminim. Benden bu kadar. 10 farklı boyayı denedim. Siyahı siyah mı? Beyazı beyaz mı? Kırmızısı kırmızı mı? Mavisi mavi mi diye. Akıyor mu? Akmıyor mu? Hangisi daha mantıklı? Hangisi değil? Videoyu zaten baştan sona kadar izlediğinizde beni çok rahat bir şekilde anlamış olacaksınız. Kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Özür dilerim ama dediğim gibi bir kullanıcı olarak bir sprey boya yardımında size hangisini önermem gerektiğini, hangisini nasıl kullanmanız gerektiğini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu serinin zaten 3. versiyonu gelecek. Eğer siz isterseniz videoyu beğenir, yorum yaparsanız, beni yönlendirirseniz, bu markalarda var abi, şu markalarda var abi derseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Bu arada kendi deneyimleriniz de varsa mutlaka bunu yorumlarda belirtin. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere efendim. Bye bye.